Söyle davet ediyorum. İyi akşamlar. Bu güzel Ramazan gecesinde bizi mahallenizde konuk ettiniz, sokağınızı açtınız. Bizimle bu geceyi paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun komşularım. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel konağımız da bizlerle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. 31 Mart'tan sonra hep birlikte sosyal demokrat belediyecilikte, toplumcu belediyecilikte, sosyal belediyecilikte çok güzel işler yapacağımız, birlikte Mehtap Mahallemizi, İsmet Paşa Mahallemizi dönüştüreceğimiz, güçlendireceğimiz, yenileyeceğimiz, komşularımızla aynı mahallede yan yana ama çok daha güzel mekanlarda yaşayacağımız, çocuklarımızın çok güzel parklara, gençlerimizin kütüphanelere, ileri yaşın çok daha keyifli yaşayacağı sosyal mekanlara kavuşturacağımız günler geliyor. Spor alanları da bunun içinde. Bu 5 yılda biz hep birlikte yan yana omuz omuza yürüyeceğiz komşularım. Hiçbirimiz geride kalmadan ama önde de olmadan çok güzel bir 5 yıl bizi bekliyor. 31 Mart'ta hepinizin desteğini Konak'ta, Büyükşehir'de, Buca'da, bütün ilçelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bekliyoruz. Daha sonra da çok güzel bir belediyecilik için bir arada olacağız. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Evet, Sayın Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. 1 Nisan'dan sonra daha da sık görüşeceksiniz Konak'ta. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler. Öyle bir lider düşünün ki halkıyla sokaklarda, mahallelerde, iftarlarda bir araya gelsin. Kapı kapı konağa aşınlasın, geçsin. Ne korkusu olsun, ne kimseden çekinsin. Halkıyla yan yana, omuz omuza olmaktan, kimseyi ayırt etmeden, herkesin ayağına gitmekten asla yüksünmemiş bir genel başkanımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i alkışlarınızla konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Konağımızın güzel insanları, bugün akşam Ramazan'ın böyle bir güzel akşamında oruçlarınızı bizlerle birlikte açtığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Bugün aramızda konağımızın belediye başkanı Sayın Abdülbatır var. Bu dönemdeki adayımız Nilüfer Hanım var. Milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız var. Buca adayımız Görkem Bey burada. Buca ilçe başkanımız, Konak ilçe başkanımız hep birlikte bize eşlik ediyorlar. Biz böyle bir akşamda sizlerle birlikte olduğumuz için, soframızı paylaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de hem Tasa'da hem Kıvanç'ta birlikte olmak, iyi günü kötü günü birlikte paylaşmak, hep birlikte bu güzel ülkenin, bu güzel şehrin daha güzel günlerini hep birlikte yaşamayı ümit ediyoruz. Ramazan şüphesiz oruç tutulan bir ay. Ama sadece sahurla iftar arasında aç kalılan, su içilmeyen bir ibadetten ibaret değil. Ramazan'da o midenin orucu ama ağzın orucu, kulağın orucu, zihnin orucu ve kalbin orucu var. Ağzın orucu kötü laf söylememek, yalan konuşmamak. Kulağın orucu kötü sözleri duymamak, dedikoduya kulak asmamak, yalanlara, iftiralara kulak asmamak. Zihnin orucu kötü düşünmemek, iyi şeyler düşünmek, iyi şeyler tasarlamak, niyet etmek ve
kalbin orucu da dünyanın neresinde bir kalbi kırık varsa, bir mağdur varsa, bir mazlum varsa onlara sahip çıkmakla olur. Bunu söylediğimizde Filistin'deki mezalimi hatırlamadan olmaz. Aylar öncesinde Hamas örgütünün İsrail'e yaptığı saldırılara cevaben İsrail'in başlatmış olduğu devlet terörü Ramazan dinlemeden devam etmekte. Ben gerek dünyadaki 140 siyasi akrabamıza, ülkelerinde cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar var, gerekse başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonel'in üyelerine Filistin'deki zulmün durması için inisiyatif almalarını, hep birlikte barışı savunmamız gerektiğini ifade ettim. Elbette Filistin'de bir şey yapılacaksa, Türkiye tarafından bir şey yapılacaksa, bu sadece iftar sofralarında mikrofonu ele alıp da İsrail'i kınamakla olmaz. Bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur. Afrika ülkelerinin dahi İsrail'e Çin'den gelen gemilere kara sularını kullandırtmamasından dolayı 20 günlük rotaların 40 günlere çıktığı bu süreçte Türkiye'de maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinin, yakınlarının, akrabalarının, yakın ilişki içinde olduğu iş adamlarının Filistin'le, İsrail'le ticaretleri sürmekte, hatta İsrail'e gübre gibi patlayıcı yapımında kullanılabilen emtianın dahi ihracatı yapılmakta. İğneden ipliğe İsrail'le bu dönemde bütün ülkeler ticaretlerini yavaşlatmışken, dondurmuşken, durdurmuşken bunu bir fırsat bilip İsrail'e ticareti gitgide arttırmaktalar. Bütün çağrımız, Türkiye'deki herkesin önemli çağrısı, Filistin'de zulmün durması için ticaretin durmasına yönelik olan talebi bir kez daha siyaset olsun diye değil, siyaseti otobüsün üstünde Buca'da meydanda yaptık. Emeklinin derdini konuştuk, öğrencinin derdini konuştuk. Türkiye'nin dört bir tarafında köylünün sorunlarını, esnafın sorunlarını konuşuyoruz. Öğrencilerin ümitlerini kaybetmesini, gençlerin, maalesef her dört gençten üçünün umutsuzlukla ülkeyi terk etmeye niyetlenmesini, bavulları zihinlerinde toplamasını elbette konuşuyoruz. Ama bugün bu iftar sofrasından, hepsinden ayrı olarak çağrımız Filistin'deki bu zulmün durdurulmasıdır. Ayrıca vatandaşlarımız büyük ekonomik sıkıntılar, zorluklar çekerken devletin varlığını, birliğini, gücünü, dirliğini göstereceği nokta gerçek anlamda en zor durumda olan toplum kesimi olan emeklilerine sahip çıkmakla olur. Banka promosyonlarının Nisan'dan önce ödenmesiyle, özel bankalara promosyonu verilmesiyle ilgili talimat vermekle değil, devletin gerçekten emekli maaşlarında hak edilen zammı yapmasıyla olur. Yoksullara sahip çıkmakla olur. Bundan sonraki süreçte belediye başkanlarımız bundan önce yoksul aileler için yapılan sosyal yardımları arttırarak devam ettirecekler. Gerek yakacak doğalgaz konusunda, gerek sofraya konulacak et için, kıyma için, gerek her türlü insani ihtiyacın karşılanmasında yapılacak olan sosyal yardım projelerini arttırarak sürdüreceğiz. Bu konuda seçilecek belediye başkanlarımıza güveniyoruz. Ben Ramazan'da tuttuğunuz oruçların kabul olmasını, ettiğiniz duaların kabul olmasını, hep birlikte bayrama ulaşmamızı, ama bayramın bayram gibi kutlanabilmesi için ülkemizde
6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi gibi felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederek, komşusu açken tok yatanın bizden olmadığını söyleyen Peygamber Efendimizin bu öğüdünü hepimizin, bilhassa kamu yöneticilerinin tutmasını ümit ederek, bayrama kavuştuğumuzda tüm çocukların yüzünün gülebildiği, ailelerinin yarınlara umutla bakabildiği günleri ümit ederek bir kez daha Ramazan'ınızı kutluyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum ve hepinizi 31 Mart'ta sandık başına giderek ülkenin, şehrin yönetimiyle ilgili hem vatandaşlık görevinizi yapmanızı, hem de bir itirazınız varsa sesinizi hükümete, siyasete duyurabileceğiniz tek mecra olan oy kabinlerinde varsa tepkiniz, varsa talebiniz, bunların hepsini hayata geçirmenizi sizlerden istirham ediyorum. Böyle güzel bir günde birlikte olduğunuz için, soframızda olduğunuz için, sofranızı paylaştığınız için, gönlünüzü, yüreğinizi, kucağınızı açtığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Mehtap Mahallesi ve İsmet